Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoya videoda. Bu videoda neyden bahsedeceğiz? GMT, GST tarafında yani Stephen üzerinde arkadaşlar yeniden bir saldırı meydana geldi e, ve bu saldırı açıkçası iki günde iki saldırı olarak e, işin doğrusu e, kripto tarihine bir ilk olarak imza attı yani çok fazla zaten bu şekilde olay görüyoruz. Fakat üst üste bu tarz iki tane olay e, yaşandığını ben hatırlamıyorum. Bunların üzerinde konuşacağız olayın GMT, GST üzerindeki etkilerinden ve ilerleyen zamanlarda neler göreceğimiz hususunda bahsedeceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al-sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. E, hatırlatmak isterim, kanala da abone olursanız çok memnun olurum, sevinirim arkadaşlar. Abone olalım lütfen. E, daha fazla GMT, GST videosu içinde videoyu beğenerek Talebinizi bu şekilde somut e, halde belirtebilirsiniz. Şimdi yeniden bir saldırı meydana geldi. Bundan önceki saldırıda arkadaşlar biliyorsunuz ki bir DDoS saldırısı e, gerçekleşmişti Step'ın üzerine. Bununla da birlikte yetkililer Step'ın projesini e, bir süre durdurduklarını 1 ila 12 saat arasında arkadaşlar <laughs> kullanıma geçici olarak kapattıklarını uygulamayı belirtmişlerdi. Ee, bu durum gerçekleşirken yani tam işler düzeldi derken bir saldırı daha gerçekleşti geçtiğimiz saatlerde sevgili arkadaşlar. Fakat bu sefer e, hızlı bir önlemle işler düzeltildi. İlk olarak şöyle genel olarak bakmak gerekirse Bitcoin tarafında ve diğer altcoinlerde e, özellikle gece ve sabah saatlerinde e, düşen market cap artan hacim görüyorduk sevgili arkadaşlar. Bu durumda... <laughs> Ee, bu durumda tabii ki pardon e, tersini söyledim düşen market cap yine düşen hacim görüyorduk şu an GMT'de gördüğümüz gibi fakat bu durum ilerleyen saatlerde e, normal olan üzere düşen market cap ve artan hacime kendisini bıraktı e, hatta şuradan hemen bir bakalım ne demek istiyorum kendisini şuna bıraktı ve alt genel durumu da zaten bu yani düşen piyasa değeri yükselen hacim yani Üzerinde ciddi şekilde bir e, hacmindeki hareketlerin satış odaklı olarak geldiğini bize gösteriyor. Klasik bir düşen piyasa hareketi iken GMT ve GST'de bu durumun tam tersini görüyoruz ki e, bu tarz kötü haber pompalanan e, Coinlerde de e, bu şekilde durumlar meydana geliyor. Hem düşen piyasa değeri hem de düşen hacim arkadaşlar. Yani burada e, hem piyasası yavaşlıyor işlemleri yavaşlıyor işlem sayısı düşüyor. Hem de e, bu düşen hareketler yani bu azalan işlem sayısı gelirken bunlar satış odaklı olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. E, ki bu bizim için zaten kısa vadede baktığımızda kötü bir durum olarak karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi GMT GST ile alakalı yani genel olarak saldırılarla alakalı şunu söylemek lazım bu. Anladığım kadarıyla ilerleyen günlerde de gelecek. E, Stepan da tabii ki önlemini almış. Fakat şimdiden duyurmak isterim arkadaşlar. Konuyla alakalı öyle ölümcül, sıkıntılı bir durum kesinlikle yok. E, piyasada zaten böyle haberler geldiği zaman düşüşler gelmesinin sebebi insanların bu olayları e, yanlış anlamaları ve büyütmeleri arkadaşlar. Somut olarak söylemek gerekirse bu mevzuların olup olabileceği en fazla adamlar yine yaptıkları gibi uygulamayı kısa süre durdururlar. En fazla bakın daha sonrasında tekrar açarlar. Bu olay kaynaklı piyasa e, piyasasında fiyatında coinlerin bir düşüş olsa bile bakın olsa bile bunun devamında tekrar olay pump hareketiyle karşımıza çıkar. Zamanında bunu e, Jasmine'de, Rose'da, işte SLP'de vesaire bunları gördük. Bu tarz saldırı, hack durumları arkadaşlar kesinlikle Kalıcı sıkıntılar çıkarmaz. O yüzden rica ediyorum GMT-GST tarafında şu an hali hazırda bulunan bu e, saldırı muhabbetlerini arkadaşlar e, bunlardan dolayı tedirgin olmayın, sıkıntıya girmeyiniz lütfen sevgili dostlar. Durumlarda e, durumlarda genel olarak böyle saldırılar devam edebilir, edecektir. E, anladığım kadarıyla dadanmışlar adamların başına. Fakat olay en fazla bununla kalır. Daha da ileriye büyüme ihtimali çok zor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.